Oral hocam, şimdi son açıklamada, daha doğrusu Körfez'e giderken ki yapılan açıklama ve gazete manşetlerinde gördüğümüz 3 tane sektör. Biraz önce hocamızın da bahsettiği teknoloji, çip, dışı, sağlık, savunma konularında da, bu sağlık ve ilaç ve savunma sanayi konularında da işbirlikleri ve yatırımlar bekleniyor Oral hocam. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani sağlık zaten biliyorsunuz Körfez'in Türkiye'de sevdiği bir sektördür. Buyurun. Evet, yani şu anda pandemi sonrası klasik gelişen konularda işbirliği yapmak makul olabilir. Ama bunlar bugün çok önemli olarak gündemimize gelebiliyor. Ama benim finansta çok kullandığım bir kavram var. Sanki burada Arabistan tarafı fon sağlayıcı, biz üretme tarafında olacak olan ülkeyiz. Bu değişmiş olabilir mi Oral hocam? Şunun için soruyorum. Yorumlar şöyle, çünkü sonuçta biraz önce konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu elektrikli araçlar meselesi. Petrol gelirlerinin de önümüzdeki yıllar içerisinde biraz daha eskisi gibi olmayacağını düşünerek Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan veya diğer ülkeler işin boyutunun gelir kazandırıcı başka sanayi gibi başka alanlara kaydırma arzusu içinde olduğuna dair yorumlar da var. O yüzden bizim ezberimizin dışında bir gelişme görür müyüz? Yani hani Körfez para sağlıyor, biz üretiyoruz ya da Körfez gelip şirketleri satın alıyor hikayesinin dışında bir şey görme ihtimalimizi soruyorum Oral hocam. Ana mantık değişmez Zeyhan. Siz de bu işin içindesiniz yıllardır. Ana mantık bu. Tam da bu. Bunun metodu değişir. Başka hiçbir şey değişmez. Şu anda Arabistan'ın oturup da acayip üretim yapacağı filan işini atlayacak bir hali olabileceğini düşünmüyorum. Örneğin Katar'da da birçok tecrübe edindim. Siz oraya gidiyorsunuz, bir know-how'la bir sistem kuruyorsunuz, tamam mı? Kurduğunuz sistemden örneğin 5 sene, 6 sene işletmeyi de yapıyorsunuz. Daha sonrasında zannediyorsunuz ki kendileri işletmeye devam etsin. Hiç de öyle olmuyor. Bir bakıyorsunuz sizin yerinize bir başkası da işletiyor olabilir veya siz işletiyor olabilirsiniz gibi bir durum yaşanıyor. Yani benim gördüğüm o bölge, ülke insanları çok fazla böyle Türkiye gibi yarı sanayi, orta sanayi, yüksek teknoloji üretim yapalım. Sabah 8'de, 5'te, 7'de neyse 9'da işimize girelim. Vardiya sistemiyle üretelim. Yani bir Japon anlayışı, bir Türk anlayışı, bir Hindistan anlayışıyla üretim mekanizmasını oluşturabileceklerini düşünmüyorum. Hayır, mesela Onlara burada bir üretim yapan ama daha görece daha küçük bir firmaya, bu sağlık olur, savunma olur, enerji olur, gıda olur, tarım olur, bir firmaya işbirliği veya ortaklık veya onun benzeri bir uygulamayla oradaki üretimin, yani Türkiye'deki üretimin istihdam sağlayıcı hikayenin kaynak gönderilmesi sorusunu soruyorum. Yani kendi yönetmeden yöneticiler İşte var. biraz önce örnek verdiğim gibi biz o tarafa bir know-how'la bir sistem kurduk ve bunun 5 sene kadar işletmesini de üstlendikten sonra ne zannediyorsunuz? Kendileri bu işi yönetmeye, üretmeye devam etsinler. O işler pek sürmüyor gibi demek istedim. Ama yöntem olarak Türkiye'de üretme yerine sizin demek istediğiniz ortak olalım. Sermayeyi yine aslında ağırlıklı tabii ki Arabistan kursun ama Arabistan'da üretelim. Bu mümkün diyorum ama bu ana faktörü değiştirmez. Yani sermaye sağlayan Arabistan, know-how ve iş üretme, üretim kısımlarını sağlama Türkiye iş adamının üzerinde olacaktır diye zannediyorum. Bunun dayandığı bir temel var. Basit bir konu, örneğin Maldivler ya da benzeri ülkeler. Turizmden bakıyor ki ciddi gelirleri oluyor. Ne yapalım biz bu gelirlerle diyor. Bir süre sonra bakıyoruz ki diyor kendi insanımızı rahat ettirme riskimiz var. Çünkü turizm bazen dünyada tamamen duruyor. Pandemi döneminde de yaşandı bu biliyorsunuz. Ne yapacağız? Biz alternatif olarak, alternatif kendimizin ithalata bağımlı olduğu alanlarda dünyaya yatırım yapalım ki onlar bize o malı satacağında biz de oradan kazanmış olalım. Yani kendi kendimizi hecetme dönemi. Yani Arabistan bugün petrol fiyatları yüksek. Bugün belki 20 sene 30 sene daha petrol kullanılabilir. Ama Zeliha'nın 2030-35'ten sonra ammonya kullanılmaya başlandığı zaman veya hidrojene dayalı enerji sistemleri daha hakim olduğu zaman Suudi Arabistan acaba aynı petrol gelirlerini elde edebilir olacak mı diye soruları var kafalarında. Buna karşı da onlar tedbirli olmak istiyorlar. İthalatçı oldukları konularda
dünya ile işbirliği yapıyorlar. Bugün Türkiye ile yapıyor. Aslında yoğun bir şekilde Çin ile işbirliği halindeler şu anda. Hindistan'la çok önemli ilişkiler kurdular son dönemde. Şimdi bu şekilde Suudi Arabistan'ı kendi halinde anlamamız gerekiyor. Biz de kendi çıkarlarımıza göre doğru ilerlemek durumundayız. Türkiye'nin şu anda anormal bir şekilde kısa vadede sermaye ihtiyacı var. Biz sabah akşam petrole zam yapmak durumunda kalıp da bir taraftan da gelirlerimizi %15-20 artırıp da hayatı sürdürecek bir durumda gidemeyiz. O yüzden de Türkiye'nin de kendisine uygun bir şekilde enerji maliyetlerini düşürecek anlaşmalara imza atması gerekiyor. Bu konuda da Arabistan, Rusya, Amerika önemli ülkelerse stratejik olarak işbirliklerinin yapılması gerekiyor. Yani sadece Arabistan'ın geleceğini 2030-2050 vizyonlarını halletmek için yapılmıyor sonuçta bu anlaşmalar.